Satranç severler aynı dili konuşan insanların yaşadığı kocaman bir dünya oluşturur. Ve bu devasa dünyada satrancı hobi edinenler de vardır, meslek edinenler de. Satranca tutkuyla bağlı olanlar vardır ki onlar için satranç benzersiz bir zevk aldıkları meşgaleleri de olsa, meslek edinmiş de olsalar her halükarda tüm dünyalarıdır. Satranç dünyasında acemiler ustalar, büyük ustalar ve şampiyonlar vardır. Ve pek çok alanda olduğu gibi satrançta da şampiyonluğa ve zafere giden yol pek çok yenilgiden geçer. Şimdinin büyük ustaları ve şampiyonları bir zamanların acemileri ve güçlendiren yenilgilerin sahipleridir. Tarih boyunca fiziksel olarak olduğu gibi, zihinsel olarak da gelişme ve güçlenmenin vesile ve yollarından biri olan karşılıklı mücadelenin, farklı ve seçkin bir zevkle deneyimlenebildiği yaygın araçlardan biri şüphesiz ki satranç olmuştur. Nitekim satrancın bu geliştiren ve güçlendiren mücadele yönü, tarihte yöneticilerin ve hükümdarların da ilgisini çekmiş ve bu oyuna eğilmelerini sağladığı gibi satranç konusunda çeşitlendirmelere de kapı açmıştır. Mesela günümüzde halen oynanan, özellikle de Çin'de yaygın olarak bilinen Çin satrancının bir satranç türevi olduğu söylenebilir. Bir başka ilginç örnek ise günümüzdeki satranca çok daha fazla benzeyen ve Timur satrancı ya da Timurlenk satrancı olarak bilinen oldukça ilginç bir satranç türüdür. Satranca düşkünlüğüyle bilinen Timur'un normal satrançla yetinmeyerek 64 kare yerine 112 kareli bir tahtada mancınık, deve, zürafa gibi eklemelerle daha fazla taşla oynanan bir oyun haline getirdiği bu oyunun, komutanların savaş meydanlarında strateji oluşturma yeteneklerinin ve muhakeme güçlerinin gelişmesi için türetildiği rivayet edilir. Satranç, köken ve şekil itibariyle bir savaş oyunu gibi görünse de, insanoğlunun hayattaki temel mücadelelerini yansıttığı da rahatlıkla söylenebilir. Keza bir satranç oyununda, sadece zihinsel faaliyetler olan analiz ve hesaplamaların değil, inanç, azim, umut, endişe ve korku gibi çeşitli insan duygularının da faal ve etkin olduğu gözlemlenmektedir. Hatta bazen duygular, düşüncelerin de önüne geçerek oyun ve sonuç üzerinde belirleyici rol oynayabilir. Bu anlamda pek çok satranç ustasının da dediği gibi, satranç hayatın bir nevi minyatürü ve yansımasıdır. Dolayısıyla satrançta başarının yolu yalnızca hesaplama, öngörü, analiz ve hayal gücünden değil, aynı zamanda irade, sabır, azim, kararlılıkla muhakeme ve mücadeleden de geçmektedir. İşte hayatın, özellikle de psikolojik mücadele yönünün satranca yansıdığı fikrini benimseyen ilk ve öncü isimlerden biri Emmanuel Lasker'dir. Resmi olarak ikinci dünya şampiyonu olan Lasker, satrancı aslen iki taraf arasındaki psikolojik bir mücadele olarak değerlendirmiş ve bu yaklaşımını oyunlarına da sıkça yansıtmıştır. Aynı zamanda başarılı bir matematikçi olan Lasker'in felsefeyle ilgilendiği ve Albert Einstein'in de yakın arkadaşı olduğu bilinmektedir. Emmanuel Lasker, 1894 yılından 1921 yılına kadar 27 yıl boyunca dünya satranç şampiyonu unvanını taşımış olup bu alandaki rekorun sahibidir. 1868 yılında Polonya'da dünyaya gelen Lasker, 11 yaşındayken kendisinden 8 yaş büyük olan abi Bertold sayesinde satrançla tanışır.
Berlin Üniversitesi'nde matematik bölümüne devam ederken satrançla ciddi olarak ilgilenmeye başlar. İngiltere'de bulunduğu 1890 ve 1891 yıllarında bu ülkenin ünlü oyuncularını yenerek satranç dünyasında adını üst perdelerden duyurur. 1894 yılındaki dünya şampiyonluğu unvan maçına gelinceye kadar genç yaşta çeşitli önemli turnuvalarda birincilikler ve önemli dereceler elde eder. Örneğin 1893 yılında dönemin güçlü oyuncularının katıldığı New York turnuvasında 13 maçın hepsini kazanarak satranç dünyasında bu seviyelerde çok nadir görülen bir skora imza atar. Bu süreçte Kurt von Bardeleben, Jacques Mises, Henry Bird, Joseph Henry Blackburn gibi ustalara karşı üstünlük kurmayı başarır. Tüm bu başarılar, Emanuel Lasker'i ilk resmi dünya şampiyonu olan Wilhelm Steinitz'le unvan maçı yapmaya aday isimlerden biri, hatta en güçlü aday konumuna getirir. Nihayet 1894 yılında New York'ta ikili arasında unvan maçı düzenlenir ve Lasker bu maçı 12-7'lik net bir skorla zorlanmadan kazanır. Böylece resmen dünya satranç şampiyonu olan ikinci isim olarak satranç tarihine geçer. 1896 yılının Kasım ayında Moskova'da Lasker ve Steinitz arasında yeniden dünya şampiyonluğu unvan maçı yapılır. Lasker bu kez çok daha rahat bir şekilde 8 puanlık ezici bir farkla kazanarak unvanını korur. Bu farklı skorda o dönemlerde maddi ve psikolojik sorunlar yaşayan Steinitz karşısında Lasker'in psikolojik güç, baskı ve mücadeleye dayalı oyun stilinin etkili olduğu açıktır. Lasker genellikle en doğru görünen hamleler yerine rakibe en ters gelecek hamleleri yapmayı tercih etmiş ve bu psikolojik mücadele yaklaşımı onun oyun stilinin ayırt edici niteliği olmuştur. Emanuel Lasker dünya şampiyonu unvanını taşıdığı 27 yıl boyunca farklı isimlere karşı unvanını koruduğu gibi yine birçok büyük turnuvada birincilikler veya önemli dereceler almıştır. Unvan maçlarının bazılarında zorlansa da zirvede uzun süre kalabilmenin tesadüf olmadığını da göstermiştir. Örneğin 1907 yılında Amerika şampiyonlarından Frank Marshall'a karşı yaptığı unvan maçını hiç oyun kaybetmeden 8 galibiyet ve 7 beraberlik alarak açık farkla kazanmıştır. 1910'lu yılların başlarında satranç dünyası dönemin yükselen yıldızı olan José Raúl Capablanca ile Emanuel Lasker'in unvan maçı yapmasını büyük bir merak ve heyecanla beklemektedir. Çünkü Kübalı Capablanca sağlam stiliyle yenilmesi neredeyse imkansız bir satranç dahisi olarak görünmekte ve onun için satranç makinesi denilmektedir. Ve yenilmez satranç makinesi Capablanca ile rakiplerini psikolojik olarak çökerten mücadeleci Lasker'in karşı karşıya gelmesi, iki satranç devinin tahta üzerindeki görkemli çarpışması olacaktır. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dört gözle beklenen bu unvan maçı ertelenir. Nihayet savaş bittikten 3 yıl sonra, 1921 yılında Lasker'le Capablanca, Küba'nın başkenti Havana'da unvan maçı için karşı karşıya gelir. 33 yaşındaki Capablanca, oyun gücünün zirvelerindedir. 1916 yılından beri, yani 5 yıldır, resmi maçlarda oyun kaybetmemiştir. Nitekim 53 yaşındaki Lasker de genç Capablanca'ya karşı hiç maç kazanamadan 4 yenilgi ve 10 beraberlik alarak toplamda 9-5'lik skorla yenilir ve şampiyonluk unvanını ona devreder.
Fakat bu yenilgiye ve dünya şampiyonu unvanını kaybetmesine rağmen Lasker, satranç dünyasında mücadeleyi bırakmaz. Dünya şampiyonluğu için unvan maçı yapma fırsatını tekrar bulamasa da, büyük turnuvalarda yine önemli dereceler almayı başarır. Hiç şüphesiz ki bu turnuvalardan en önemlisi 1924 yılındaki New York turnuvasıdır. Üzerine makaleler ve hatta kitaplar yazılan bu turnuva, ünlü Manhattan Satranç Kulübü tarafından organize edilmiştir. Lasker ve dünya şampiyonu Capablanca ile birlikte Avrupa ve Amerika'dan dönemin en güçlü 9 oyuncusunun da turnuvaya katılımı sağlanmıştır. Alexander Alekhin, Efim Bogolyubov, Richard Retty, Frank Marshall, David Yanovsky ve Savelyi Tartakover gibi ünlü oyuncuların yer aldığı bu elit turnuvada Emmanuel Lasker tüm bu isimleri geride bırakarak dünya şampiyonu Capablanca'nın da 1,5 puan önünde birinci olmayı başarır. Satranç, matematik ve felsefe alanlarında çeşitli çalışmaları, makaleleri ve kitapları bulunan Emmanuel Lasker, 1941 yılında New York'ta ölmüştür. Lasker'in mücadeleci oyun stili, onun başından geçtiği rivayet edilen efsaneleşmiş bir satranç hikayesine de yansımıştır. Rivayete göre Emmanuel Lasker'in satrançtaki ününün kulaktan kulağa yayıldığı yıllarda Almanya'da bir satranç kulübünde kendisini kulübün Lasker'i olarak gören bir satranç oyuncusu günün birinde kulübe gelen bir yabancıdan maç teklifi alır. Kulübün Lasker'i kendisiyle oynamanın öyle pek de kolay bir şey olmadığını söyler. Yabancı kişi büyük ricalarla kulübün Lasker'ini kendisiyle oynamaya ikna eder. Oyunu kulübün Lasker'i keyif ve gururla kazanır. Yabancı kişi bu defa kendisine karşı bir at eksik olarak oynamasını rica eder. Bu teklif kulübün Lasker'inin hoşuna gider ve bu kez de at eksik oynamasına rağmen yabancıyı yine yener. Gizemli yabancı, bu defa ben bir at eksik oynayayım der. Bu teklifi kahkahalar eşliğinde kabul eden kulübün Lasker'i bir at eksik oynayan yabancıya yenilir. Kulübün Lasker'i şaşkınlık içindedir. Gizemli yabancı at eksik olarak oyuna başlamanın aslında bir avantaj olduğunu, çünkü bu şekilde daha hızlı rok atılabildiğini söyler. Kulübün Lasker'i ile yabancı arasında birkaç maç daha oynanır ve kulübün Lasker'inin şaşkınlığı giderek artar. Çünkü her seferinde at eksik olan taraf kazanmaktadır. Ve bu işin nasıl olduğuna bir türlü akıl sır erdiremez. Gizemli yabancının sırrı ise şudur. Kendisi at eksik oynarken oyun gücüyle kazanmakta, rakibi at eksik oynarkense oyunu kasten kaybetmektedir. Çünkü kendisi gerçek Emmanuel Lasker'dir. Dünyada 19. yüzyılın sonlarından itibaren resmi dünya şampiyonaları istisnai durumlar dışında kesintisiz devam ettiği gibi 1960'lı yıllarda başlayan Türkiye Satranç Şampiyonası da düzenli olarak devam ettirilmiştir. 1980'li yılların türlü olumsuz şartlarına ve imkansızlıklara rağmen satranç merakı ve tutkusu yeni ve genç ustalar ve şampiyonlar çıkarmıştır. O isimlerden biri de uluslararası usta unvanına sahip olan 1981 yılı Türkiye şampiyonu Suat Soylu'dur.
Satranca lise yıllarında başladım. O yıllarda Fischer-Spassky maçının bir heyecanı vardı dünyada. Onun propagandası vardı. Ondan etkilendik. Bir satrancı merak ettim. Fakat öğretecek kimseyi de bulamadım. Daha sonra liseden bir arkadaşım, Özlen ismi, bana satranç öğretti. Babası da ünlü bir satrançtır. Eski ünlülerden Nacizhan. Tabii öğretir öğretmez bir güzel yendi. Ben de çok hırslandım. Bu arada yaz tatili falan geldi. Sene 1974 yaz. Gezerken bir kitap gördüm, dergi gördüm. Süher Satranç Dergisi. Bu arada Nevzat Süher'i de analım. İlk satranç dergisidir Türkiye'nin. Onu aldım, çalışmaya başladım. 3 ay sonra tabii öğreten arkadaşı yendi. Suat Soylu'nun satranç ustalığı yolundaki ilk adımlarına zemin olan Süher Satranç Dergisi, Türkiye'de satranç alanındaki ilk yayınlardandır. Türkiye'nin uluslararası usta unvanına sahip ilk oyuncusu ve Türk satrancının emektar duayenlerinden biri olan Nevzat Süer tarafından hazırlanmıştır. Nevzat Süer, dergiyi ilk olarak kendi imkanlarıyla 1967 yılında teksir makinesiyle çıkarmış, fakat derginin gerçek anlamda yayın hayatına başlamasıysa 1970 yılının Temmuz ayında yapılan matbaa basımıyla olmuştur. Kapağındaki öz be öz Türk satranç severlerinin malıdır ifadesiyle kendini tanıtan Süer Satranç Dergisi, Türkiye'de satrancın yaygınlaşmasında önemli payı olan örnek bir çalışmadır. Süer Satranç Dergisi'nin ardından 80'li yılların bu alandaki önemli yayınlarından biri de Satranç Dünyası isimli aylık dergidir. Aralarında Suat Soylu'nun da olduğu, dönemin Türkiye şampiyonlarından ve usta satranççılarından oluşan güçlü kadrosuyla 1984 yılı Ekim ayında yayın hayatına başlayan dergi, zengin ve faydalı içeriği ve başarılı yayın çizgisiyle takdir ve ilgi görmüştür. Fakat bu ilgi ekonomik olarak yeterli gelmemiş ve başta kağıt maliyetindeki aşırı artışlar gibi sebepler yüzünden derginin 10. sayısı öncekilerden çok daha düşük kalitede olan saman kağıdı olarak tabir edilen kağıda basılmıştır. Bu sayı aynı zamanda son sayı olmuş ve Satranç Dünyası dergisi bu sayıda yer verdiği bir veda yazısıyla yayın hayatını sonlandırmıştır. 1975 Türkiye Küçükler Şampiyonası. Ona katılmak için İstanbul'a gittim. Orada da turnuvaya girerken rahmetli o zamanki federasyon başkanı Cirayir Çakır vardı. Cirayir Çakır, oğlum sen ne zaman başladın dedi. 6 ay oldu dedim. Peki dedi, bu turnuvada ne bekliyorsun dedi. Birinci olacağım hocam. Ondan sonra peki dedi, hayırlı olsun. Turnuvaya girdik. 4-7 gibi bir derece aldım galiba. 60 kişi vardı. Ondan sonra turnuvadan sonra tabii ağladım. Bizden bir şey olmayacak. Satrançı olamayacağız. Ama tabii onun kıymetini bilememişim. Orada 4-7 olmak mucizeymiş. İlk satranç oyunumda. O devrin ustalarına karşı oynadım. Daha sonra usta olacak, milli takımda olacak, oynayacak kişilere karşı oynadım. Suat Soylu'nun satrançtaki hızlı yükselişi genç yaşlarında ve parlak bir şekilde olur. Soylu birçok usta ve tecrübeli isimler arasında Türkiye şampiyonluğunu kazandığında henüz 21 yaşındadır. Üst üste 3 kere Ankara şampiyonu oldum. Benim o Ankara şampiyonluğu başarılarımı görünce kontenjandan milli takıma çağırdılar. İlk milli takım 1980'de oldu genç milli takım olarak. Daha sonra 1981'de Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Türkiye şampiyonu oldum. Suat Soylu profesyonel satrancı değerlendirirken, satrancın
hayattaki yerine dair tutkulu fakat aynı zamanda dengeli yaklaşımı kendi hayatından örneklerle ifade ediyor. Profesyonel satranççılık çok zor. Hayatınız satranç turnuvalarında zor. Benim için satranç hobi gibi kaldı. Hobi gibi kaldı derken 15-20 sene belki sürekli milli takımda oynadım. Ama tabii bu kadar çok turnuva yoktu. Çoğunlukla kontenjandan milli takıma çağırdılar. Hayatımın o bölümü Çanakkale'de eczacılık yaparak geçti. Ama şunu söyleyeyim, ben satranç oynamadığım, turnuvalarda satranç oynamadığım sürelerde de her zaman evimde satranç takımı hazırdır. Ben gece yarısı 2'de kalkarım, aklıma bir varyant gelir, takımı dizerim ve çalışmaya başlarım. Bu benim için şeydir, bu şekilde çalışmak zevktir. Hala yaparım. Hala da zevkle kaptan çalışmaya devam ediyorum. Oynamıyorum. 4 senedir oynamıyorum. Araya pandemi girdi. Bir de artık gençlere karşı mücadele etmemiz çok zor. Satranç artık gençlerin oyunu oldu. Benim tarzımdaki satranç oynayan oyuncuların hayatı örnek gösterildi diyebilirim. Çünkü biz işi dozunda yaptık. Bizim yaş grubu diyeyim. Dozunda yaptık, mesleklerimizi yaptık. Satrancı zevk için oynadık. Zevk için oynarken de milli takımlarda da oynayabildik. Ben mesela araya bir iki tane olimpiyat ikinciliği sığdırdım. Soylu oyun stili ve örnek aldığı satranç ustaları hakkında konuşurken, hem satranç oyunu hem de satranç dünyası hakkında bir geçmiş günümüz kıyaslaması da yapıyor. Benim için eski romantik dönem daha heyecanlı. Ben hep Capablanca ve Fischer'in tarzıyla satranç oynamak istedim. Bunda da şöyle söyleyeyim, her ikisinde de satranç bilenler bilir. Onların oyunlarında çoğunlukla tek doğru vardır. O doğruyu yaparsanız kazanırsınız. Ben de öyle oynamayı seviyorum. Benim oyunlarda da öyledir. Tek doğru vardır. İkinci doğru çok azdır. Ama şimdiki modern satranç da öyle değil. Bilgisayarla çalışan bir satranççı çocuklar ve gençler grubu çıktı. Bu yeni satrançta çok fazla doğru var. Artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Yılların tecrübesi Soylu'nun satranç konusunda özellikle çocuklara ve gençlere tavsiyeleri şöyle. Bence satranç oynayıp arkadaşlarıyla ya da internette ya da başka ortamlarda ya da turnuvalarda ama satranç dışındaki hayatlarını da ön planda tutarak devam etmelerini. Yani benim çocuğum satranç oynasaydı böyle oynamasını isterdim. Suat Soylu'nun satranç anlayışı ve motivasyonu önemli bir yaklaşımı ifade ediyor. Ben sadece kazandığım zaman mutlu olmuyorum satrançta. Ben eser yaratmak için oynarım. Kazanmak için oynamam çoğunlukla. Birçok kez kazandığım zaman mutsuz olmuşumdur. İyi kazanamazsam. Bir şeyi çok güzel yapmışsam, daha sonra gösterebileceğim bir maç, birilerine gösterebileceğim bir maç ortaya çıkmışsa o zaman çok mutlu oluyorum. Thank you.